Aynı hikayeyi inandırıcı bulmayan madenciler de eylemde. Milletin hali son zamlardan sonra bütün işçiler greve başladı. Ya çoluğum çocuğum aç, eve ekmek götüremiyorum, faturayı ödeyemiyorum, elektrik faturasına %30 zam geldi. Çocuğum pahalandı mı? Pahalandı. Değil mi? Doğalgaz aynı şekilde. Biz ne istiyoruz? Kardeşim insanca yaşayabileceğimiz bir ücret istiyoruz. Doğru düzgün iş sağlığı, iş güvenliği kuralları istiyoruz. Maden işçileri hayat pahalılığıyla mücadele edemez oldu. Maaşlarındaki artış da beklentilerini karşılamadı. Gece gündüz demeden yerin altında canları pahasına çalışan madenciler haklarını alamayınca iş bıraktı. Sivas'ta 600 demir madeni işçisi üretimi durdurdu. Gelmişiz burada alın terimizi satıyoruz. Sabah o karanlığın içerisine giriyoruz. Akşama kadar ömrümüzü orada tüketiyoruz. Bir karanlık tünelde. Sonra da sen benim hakkımı vermemek için 40 tane tatlı atıyorsun lan. Böyle iş olur mu? Şartlarda burada grev yapıyorsak bu karda, kışta çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için, kendimiz için, evimize bir parça ekmek götürmek için burada mücadele vermeye uğraşıyoruz. Sivas'ın Divriği ilçesinde özel bir demir madeni işletmesinde taşeron şirketlere bağlı çalışıyor 600 işçi. Aldıkları maaş döktükleri alın terini zaten karşılamıyordu. Artık faturalarına da yetmiyor mutfağa da. Bu yüzden maaşlarının yeniden düzenlenmesini ve sosyal haklarının verilmesini talep ettiler. Kim kafiyemiz var mı? Yok. Yok. Sosyal yardımlarınız var mı? Yok. Yönetim bize bir adım atsın, biz konuşarak gideriz. Sıkıntı yok. Her zaman. Ama bir milim ilerleme yok. Biz de sonucun böyle olmasını istemezdik ama neticede böyle oldu. Bir yere kadar gidecek. Uzlaşma bir yana, iddiaya göre şirket taleplerine karşılık işten çıkarma tehdidinde bulundu. Kayseri'den işçi taşıyacaklarını söylediler. Bunun üzerine taşeron işçiler kazmayı küreği bıraktı, eylem yapmaya başladı. Bir ton kömür olmuş 5,5 milyar. Bir işçi alıyor 3,5 milyar nasıl geçinecek? Kardeşim biz buranın halkıyız. Burada biz sömürülüyoruz. Yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz. Bizim taban maaşlarımız, arkadaşlarımızın maaşları hep düşük olduğu için geçinemiyoruz. Bizler istediğimiz hakların verilmesi istiyoruz. 24 tane madde sunmuşuz. Bunlarla pazarlığa oturmasını bekliyoruz. 50 yıl aradan sonra ilk kez bölgedeki madende üretim durdu. İşçiler %51 zam ve her ay 1000 lira seyyanen ek ödemeyle birlikte yemek ücretlerinin de artırılmasını istiyor. Bu talepler yerine getirilmeden işbaşı yapmamaya kararlılar. Kar demeden, soğuk demeden eylemlerini sürdürüyorlar. Burada millet soğukta, karda, kışta ayaklarımız başımız olarak 2 gündür grev yapıyoruz, açlıyoruz.